Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Bugün 18 Nisan günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya adım attık. Bakalım bugün neler konuşacağız. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Nisan ayında bir önceki yılın nihai endeksine göre %17,9 artarak 54,57 değerini aldı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kısmen soğumaya başlaması ve finansal piyasaların genel olarak olumlu seyri tüketici güvenindeki artışın temel nedenleri oldu. Artmaya devam eden yüksek enflasyonsa kişisel finansal durum algısını olumsuz etkiledi. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre %19,86 artarak 72,20 değerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeler 3 Şubat 2022 raporunu yayınladı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UFP 2021 yıl sonunda 229,7 milyar dolar açıkken 2022 Şubat sonunda 224 milyar dolar olarak gerçekleşti. Goldman Sachs önümüzdeki 2 yıl içinde Amerika'da resesyon ihtimalinin %35 olduğunu belirtti. Şu an için küçük bir ihtimal olsa da kontrolden çıkan enflasyon ve aniden düşüşe geçen büyüme ile stagflasyon senaryosunun yaşanacağına dair endişeler Avrupa başta olmak üzere fon yöneticileri arasında da yayılmaya başladı. Putin, Rusya'nın söz konusu eşi benzeri görülmemiş baskıya dayandığını savunarak durum istikrara kavuşuyor. Rublenin döviz karşısındaki değeri Şubat'ın ilk yarısındaki seviyeye döndü. Bankalarda nakit döviz tekrar mevcut hale geliyor ve vatandaşların mevduatları hacmen büyüyor dedi. Enflasyonun yüksek bir seviyede olduğunu kabul eden Putin, 8 Nisan itibariyle yıllık enflasyon %17,5 seviyesinde. Bunlar yüksek rakamlar. Vatandaşlar bunu aile bütçelerinde de hissediyor. Fiyatların yükseldiğini görüyorlar ve bizler de vatandaşlara bu enflasyon dalgasıyla mücadele destek olmalıyız diye konuştu. Hemen VAAP taştan yatırım finansmana dönüyorum. VAAP ilk günü nasıl geçiriyoruz? Cuma günü Avrupa Amerika kapalıydı. Bu arada Dünya Bankası'ndan da biliyorsun 2022 küresel büyüme oranı düşürüldü. Bir önce 4,1 bekleniyordu tüm büyüme 2022. 3,2'ye çekildi. Evet. Evet Zeliha, iyi akşamlar. Aynı zamanda hatta iyi haftalar da diyelim. Evet, Perşembe, Cuma Amerika kapalıydı ama piyasalardaki baskıyı tahvil tarafından çok da fazla takip etmeye çalıştık. Tahvil faizleri yükseliyor, dahası reel faizler yükseliyor. Reel faizlerin yükselişi borsaları tabii ki baskılayan bir etken. Nispi olarak getirileri aşağı çekmesi de zaten şu an küresel risk iştahını buluyor. Tabii bir taraftan da yani uluslararası kurumlardan da işte resesyona dair açıklamalar geliyor. Ama şimdi burada şu var. Bir, yüksek büyüme dönemi yani 2021-2022 dünya için konuşuyorum veya işte Amerika için burada konuşabiliriz. Yüksek büyüme dönemi geçirdik ve öncelikle bunun bir baz etkisini 2023 yılında göreceğiz. Ama buna ek olarak enflasyonda da bu baz etkisini zaten göreceğiz. O yüzden 2023'te hem büyümenin çok durağan bir hale gelmesini hem de yavaş yavaş tüfe enflasyonun yavaş yavaş gerilediğini göreceğiz. O yüzden resesyon sinyalleri belki önümüzdeki 1-2 senenin konusu. Yani biraz daha orta uzun vade konuşacağız ama şu an şirket bilançolarına dair beklentilere baktığımda Amerika için hala 5 yıllık ortalamaların üzerinde beklentiler var. İşte karlara baktığımdaki işte önümüzdeki haftalarda daha fazla bilanço takip etmeye başlayacağız. Beklentiler hala oldukça kuvvetli birinci çeyrek için. Bu dönemde piyasalar zaten bir düzeltme ihtiyacındaydı. İşte Fed endişesi olsun, Rusya-Ukrayna krizine dair çok ciddi bir azalan iyimserlik var. Bu da piyasalara bir aslına bakarsan bahane oldu. Ama biz içeride hala yukarı yönlü fiyatlamayı koruyoruz. Bugün baktığımda bankacılık endeksi %1'lerin üzerinde bir primle hareket ediyor ki Merkez Bankası'nın açıklamasını takip ettik hafta sonu. Yani işte zorunlu karşılıklara yapılan ödemelerin kaldırılması söz konusu oldu ki bizim hesaplarımız şu anda işte sabah da araştırma bölümüyle kendi aramızda konuştuğumuzda bankaların net karları üzerinde %5'e yakın bir baskı oluşturabilecek şeklinde ama şunu da altını çizeyim. Zaten sadece 2 aylık net kar bankacılık sektörü için 39 milyar TL düzeyinde ve geçen yılın aynı dönemine göre çok daha sert bir yükseliş var. Son ayı da yani Mart ayını da oldukça kuvvetli bekliyoruz. O yüzden bankalar ilk çeyreği oldukça kuvvetli atlatacak. Hala bu beklenti bana kalırsa piyasayı tutuyor. 2500'lerden bir satış gelmesini şu aşamada engelliyor. Geçtiğimiz hafta bir miktar yabancı ilgisi olduğunu da gördük. Yani geçtiğimiz hafta verilerine göre bir önceki haftanın rakamlarıyla karşılaştırdığımızda bir yabancı ilgisi de bir miktar söz konusu. O yüzden biz pozitif ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Zaman zaman belki düzeltmeler gelebilir.
2380-2400 belki biraz uzak seviye ama bizim için oldukça kritik bir destek bölgesi. Biz ana destek olarak burayı takip ediyoruz. Bölge üzerine kaldığımız sürece de Borsa İstanbul Yüz Endeksinde geri çekilmeleri biraz daha sınırlı görüyoruz. Yurt dışı piyasalarda böyle bir bozulma görülebilir ama ben faizlere uyum sağlayacağını düşünüyorum yurt dışı borsaların. Kısa vadeli geri çekilme olabilir. Şu anda S&P 200 günlük ortalamasını hafif böyle bir test eder boyutta. Belki altında geçebiliriz ama çok uzun süreli kalacağımız görüşünde değilim. Küresel risk iştahının hala pozitif ivmesini koruyacağını düşünüyorum Zeliha. Peki Vahap, çok teşekkür ediyorum sana. Evet, hemen araştırma masasına döneceğim. Çağlar karşımda. Çağlar, şimdi mesela en yakın olarak bir örnek 30 dakika önce küresel büyüme Dünya Bankası tarafından %3,2 revize edildi. Bir önceki %4,1'di. Bu revize 1-2 puan değil. Yani hani 0,1-2 puan değil. Bildiğin yaklaşık 1 puan. Bir diğer taraftan Goldman Sachs Amerika'nın resesyon ihtimalinin %35 olduğunu söylese de aslında resesyon ihtimalinden düşük bahsediliyor ama stagflasyon ihtimalinden yoğunlukla bahsediliyor. Yani yükselen enflasyon veya düşen büyüme. Şimdi tablo olarak, resim olarak aslında stagflasyonu andıran bir görüntü var dünyanın tamamında ama biraz işin rakamsal, matematiksel boyutuna da bakmak lazım. Neler var bugün? Elbette Zeyla, güzel bir akşam diliyorum. Ben de açıkçası programa hazırlanırken ilk sözü Dünya Bankası'nın senin belirtmiş olduğun büyüme ile alakalı yapmış olduğu güncellemeden açacaktım. Ama sen bu girizgahı yaptıktan sonra benim aklıma ünlü düşünür Zygmunt Bauman geldi. Onun Borçlu Zamanlarda Yaşamak adlı kitabında uzun uzun dünyada şu anda yüzdürülebilir vaziyette sürdürülen borçlanarak büyüme üzerine analizleri var bir sosyolog gözüyle. Çok da açıkçası şu andaki görüntü büyüme tarafında en azından ekonomilerin büyümesinin bir gerilemeye dönüşmediği. Yani büyümede evet bir ivme kaybı var ama büyüme sürüyor. Çin ekonomisinden başlayacak olursak bugün yavaştan zaten hisse senedi tarafında da ilk çeyrek bilançolarını görmeye başlayacağız. Şu anda ekranda görüldüğü üzere Çin beklentinin üzerinde bir miktar büyüdü ki konsensüs beklentiler %4,2 ile %4,6 arasındaydı. Burada Çin'in sanayi üretiminde de yine görece makul kabul edebileceğimiz bir seyir izleniyor Zeliha. Ama kırmızı renkte görülen perakende satışlarda ki burada bir parantez açmak isterim. Özellikle sık sık 2008 küresel finans krizi dönemi ve sonrasına referans vermek durumunda kalıyoruz. 2020'den itibaren önce Covid daha sonra içinde bulunduğumuz dönemdeki savaş gündemleriyle. Burada Çin'in özellikle orta sınıfının harcama kabiliyeti, daha doğrusu harcanabilir gelirin Çin'de bilhassa 2000'lerden sonraki yükselişi Çin'in dünya ekonomisinde yalnızca üretim ve dünyaya sağlamış olduğu tedarikle değil, kendi iç büyümesi anlamında da önemli bir konuma gelmişti. Burada görüldüğü üzere perakende satışlar kısmında çok da bir ışık yok. Keza buradaki gerileme diyelim, Covid artı kapanmaların etkisiyle 2022'nin kalanında Çin'in ekonomisinin kendi iç talebi tarafına nasıl seyredeceğine dair tereddütler sergiliyor ki ekonomi yönetimi de buna dair sinyaller verdi bugün. Peki başka elinde anlatacakların var mı? Elbette. Amerika'dan yine devam edeceğiz. Amerika'da aslında daha doğrusu Bank of America'nın ki bilançosunu karşıladık bugün. Onun da bilançosu beklentileri aşmıştı ama Bank of America'nın küresel fon yöneticileriyle yapmış olduğu sürekli olarak gerçekleştirdiği dünyanın büyümesine dair iyimserliği ölçtüğü bir endeks var Zeliha. Burada şu anda ekranda görüldüğü üzere 2000'lere girerken iki büyük hayal kırıklığı diyebileceğimiz dünyadaki ekonomik aktiviteye dair iyimserliğin dipte olduğu 98 ve 2000 yılının Aralık ayı var. Onu izleyen süreçte hepimizin malumu küresel finans krizinin olduğu 2008'li yıllar var ama çok uzun süre dalgalanmalara karşın yine %0'ın altına geldiği dönemlere karşın burada dip seviyenin şu anda Nisan ayı içerisindeyiz ki borsalarda bir üçüncü grafikte onu da göreceğiz. Şu an için çok bir panik havası yok ama tarihi düşük seviyelerde olduğunu görürüz. Üçüncü grafiğimize de geçtik. Burada da yukarıda market piyasa oynaklığı ima edilen piyasa oynaklığı indirgenerek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resesyon beklentilerini ölçen endeksin ilk etapta
2020'deki zaten seviyelerine ulaşmadığını görüyoruz ama en sağ tarafında grafiğin yükseldiğini görmüştük. Burada bir düşüş kaydediliyor ki burada terminaldeki derlemede acaba şu andaki stagflasyon ve resesyonu çok mu büyütüyoruz şeklinde bir başlık atılmış ama Nisan ayında en azından aşağıda görülen VIX endişe endeksinin de hareketine bakacak olursak ki burada 2020'den sonraki dalgalanmaların daha yüksek boyutlarda seyrettiğini de görüyoruz. Önceki neredeyse bir 10 yıllık sürece karşılık. Yine de burada VIX'in şu anda gün itibariyle de olduğu 20'nin biraz üzerindeki seviyenin en azından hisse senedi ve riskli varlıklar tarafında şu an için çok da bir panik havasının bahar başı itibariyle olmadığını gösteriyor. Ama makro iktisadi taraftaki soru işaretleri de devam ediyor Zeyla. Peki, çok teşekkür ediyorum Çağlar sana. Konuşmaya devam edeceğiz biraz sonra hocamızla beraber diyelim. Kısa bir ara. Hemen hocamıza gidelim. Profesör Doktor Necip Çakır hocam, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Şimdi i̇yi biraz yayınlar. İyi yayınlar. Şimdi biraz realiteden bahsedelim. Şöyle realite. Şimdi bir resesyon konuşması var. Evet, Goldman Sachs Amerika'da resesyon ihtimali %35 diyor da zaten evet. De çok fazla resesyonu bekleyen yok. Stagflasyon bekleyen var. Yani biraz bunu açmak isterim ben. Şimdi mesela Çin'de büyüme rakamlarına bakıyoruz ama iyi, fena değil. Ama perakende satışlarda mesela %3,5 eksi. Türkiye'ye bakıyoruz. Bloomberg HT tüketici öngüven endeksi tamam artmış. Ama bunun artmasının en önemli nedeni kısmen böyle soğumaya hafif soğuyan ya da böyle Rusya-Ukrayna arasındaki ya da alışılan bir seyir gibi görünüyor. Ama yine de bakıyoruz, finansal durum algısı hala bozuk. Şimdi yüksek enflasyon, düşük büyüme, işsizlik, alım gücünün düşmesi vesaire. Şimdi böyle bir ortamda iktisadi açıdan ne anlamak lazım? Böyle bir ortamdan nasıl çıkılır? Yani bizim açımızdan böyle bir ortamdan çıkmak oldukça zor artık. Yani sorunlarımız oldukça kronikleşti çünkü. Yani deneysel politikalarla işte bu noktaya kadar geldik. Bundan sonra işte çok kapsamlı bir şey, yani yapılanma programıyla beraber ancak bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bu saatten sonra işte faizi artıralım, şöyle yapalım, böyle yapalım demenin çok bir manası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bütün yani işte idari kadro, yönetici kadronun değişmesi gerekiyor ve oraya işte liyakatlı insanların gelmesi gerekiyor ve yani bu kadronun başından beri söylüyorum ya, Türkiye ekonomisinin en büyük eksiklerinden bir tanesi kurumsallaşma, bu kavramın kurumsal bir şekilde işine devam etmesi sağlanmalı. Tabii burada kadro seçimi de çok önemli. Güven verici derken işte bunu da kastediyorum. Liyakat çok önemli bir faktör bu çerçevede. Ama yani Türkiye ekonomisi şu anda girdiği şeyden, yani sarmaldan diyeyim. Çünkü 7 senedir bizim gayri safi yurt içi hasılamız azalıyor. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Kolay kolay çıkamayacak. Yani şu anda uygulanan politikalarla işte haberi bir şey deniyoruz. Onu deniyoruz, olmuyor, bunu deniyoruz, olmuyor. Yani bunları sürdürerek buradan çıkmanın imkanı yok. Dolayısıyla bir konsensüsün sağlanması lazım her şeyden önce. Ve yani bu konsensüs çerçevesinde işte yani bir kolektif düşünceyle beraber bir takım ciddi adımların atılması lazım. Ama artık seçim konjonktürüne de girdik. Bunların ben Türkiye için çok mümkün olabileceğini düşünmüyorum doğrusu. Peki biraz daha damarlara inelim. Şimdi bu zorunlu karşılıklar, TL zorunlu karşılıkların karşılama oranı sıfırlandı ya. Şimdi bunun, evet. Bunun nasıl bir niyetle yapılmış olabilir? Vallahi zaten çok ucuz kredisi alıyoruz. Yani işte bir şey de Merkez Bankası'ndan da fonlanıyorlar. Yani şeye bakıldığı zaman, yani üfeyle kıyaslandığı zaman işte eksi faiz %100'e geliyor neredeyse kredilerde. Ama buna rağmen TÜSİAD'ın açıklaması var işte. Yani bu kredi, ucuz kredilerden TÜSİAD memnun değil. Yani bunlar üretilen bir şekilde kullanılamıyor. ya da işte verimli artırıcı şekilde kullanılamıyor diye söylüyorlar. Yani biz maalesef yani ekonomimizi inşaat sektörüne gömerek boğduk. Ve yani işte bu ucuz kredilerle bilmem neyle de bunun içinden çıkmanın imkanı yok. Yatırımların bu kadar büyük bölümü inşaata giderse yani bu Türkiye ekonomisi için kalıcı bir kalkınma sağlamak
hele hele üretkenliği arttırmak anlamında bir iyileşme olmaz. O yüzden yani bu şey kredi maliyetlerinin daha da düşmesi ya da işte daha fazla kredi verilebilir olması çok fazla bir anlam ifade etmiyor benim açımdan. Şimdi hocam bir haber vardı yalnız bu Çin limanlarında beklemeler nedeniyle yakıt ihtimali pas geçiliyor. Şimdi burada sıkıntı var büyük. Yani Çin tarafını es geçmeyelim. Buranın etkisini daha almadık gibi piyasalar fiyatlamışa benzemiyor. Geçen hafta öyle konuşuluyordu. Bir de işin tabii reel sektör kısmı var. Lojistik kısmı var. Navlun kısmı var. O evet, da hala bitmedi. Devam ediyor yükselişi. Bunun da yorumunuz nedir? Yani bunun bir doyum noktası yok mu? Şimdi gecikmeler var. Orada kapanmalar var. Bazı şehirlerde. Ham madde sıkıntısı zaten malumunuz. Buyurun. Yani bir grafik gördüm. Çin'in ithalatı sıfıra düşmüş durumda. Buna karşılık işte dünyadaki şeyde metre fiyatlarındaki artış da %127 civarında. Yani işte bu krizin de tabii sarışın da bu krizde çok önemli etkisi var. Onunla beraber işte ham madde fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Özellikle petrol ve doğalgazda. Bir de belirsizlik de var. Ama yani şu anda var olan lojistik zincirlerinin sürdürülememesi için bir neden görmüyorum. Ben çünkü bana mecburlar. Yani şimdi mesela Almanya'dan bahsedecek olursak, Almanya eğer Rusya'dan petrol ithalatını durduracak olursa gayri safi yurt içi hasılası 2.2 azalıyor. Ve 418 binlik bir istihdam kaybıyla karşı karşıya kalıyor. Yani diğer Avrupa ülkeleri de aynı durumda. Belki Fransa biraz daha iyi durumda diğerlerine kıyasla enerji bağımlılığı açısından. Ama dünyanın geri kalanında da böyle bir şey var. Sıkıntı var. Yani Çin'de mesela Rus petrolünün %22'sini alıyor. Dolayısıyla yani bu petrol fiyatlarındaki artış, enerji fiyatlarındaki genel olarak artış beraberinde ciddi bir ham madde sıkıntısı da beraber gittiği için ciddi bir daralma tehlikesini, durgunlaşma tehlikesini getiriyor tabii bütün dünya ekonomisi açısından. Yani bu açıdan da yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Yani işte bu yani savaş devam ettiği sürece bütün gerginlikler yaşanacak gibi gözüküyor. Ve yani bu kadar kısa bir zaman içinde de alternatif şeyler bulmak, enerji kaynakları bulmak ve meta kaynakları bulmak da çok kolay değil. Şimdi Amerika'da işte yakın yerlerden ithalat yapalım şeyleri tartışmalı başlamış durumda. Avrupa'da işte Çin'deki kapanmadan sonra Türkiye'den işte daha yakın ülkelerden ithalat yapma yoluna gitmişti. Ama yani bunun da işte getireceği bir şey var, üretkenlik azalışı var. Çünkü evet. Yani Türkiye'den ya da işte benzer ülkelerden yapılacak ithalat çok fazla bir verim sağlamayacak gibi gözüküyor Çin'deki yaslandığı zaman. Hocam, şimdi Dünya Bankası zaten hani düşürdü evet 3.2'ye çekti 4.1'den. Tam onu bir tarafa koyuyorum. İşte tahminler düşürüyor, gevşiyor. Bir kenarda dursun ama. Şimdi 170 milyar dolarlık yeni 15 aylık kriz finansman paketi üzerinde görüşmeleri önümüzdeki haftalarda başlayacaklarını ifade ediyor. Geçmekte olan ülkeler yani zorda olan ülkeler için. Şimdi pandemi döneminde 157 milyar dolarlık bir kaynak hareketi geçirilmiş Dünya Bankası tarafından. Evet. Zaten biz enflasyonla mücadele ederken ekstra bu para tamam lazım. Yani hangi iktisadi teoriye uyduğunu bilmiyorum hocam. Yani evet bir para ihtiyacı var mecbur yani. Hani bir kriz, açlık, gıda, su vesaire bir durum söz konusu ülkeler için ama bir taraftan da bol para döneminden kalan bize enflasyon var. Hep birbirini bunlar besliyor. Şimdi Dünya Bankası 170 milyar dolarlık yeni paket açıklarsa mesela zaten 160 milyar da vermiş dolar. Bir taraftan bu parasal sıkılaşma meselesinde yani bu bilançonun çözülmesi meselesinde Rus-Ukrayna tarafından dolayı bir harekete geçildi. Şimdi bakacağız ne yapacaklarını. Şöyle nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle bir geniş çerçeveden baktığınızda hocam. Yani böyle bir kaynak dünya ekonomisinin durgunluğa girmesini engellemeye yardımcı olacak bir kaynak. Ona kuşku yok. Aynen pandemi döneminde olduğu gibi. Ama yani özellikle bizim açımızdan konuşulacak olursa bizdeki yani enflasyonun temel nedeni zaten Türk lirasının değer kaybetmesi. Yani böyle gelecek bir kaynakla beraber bu değer kaybetmenin önüne geçmek çok mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü işte yani Türkiye'deki yanlış politikalardan kaynaklanan, işte denilen senaryolardan kaynaklanan bir durumda karşı karşıyayız. Şimdi bunun başka bir şeyi daha var tabii, bunun boyutu daha var. Yani bu kadar bir kaynak verildiği zaman işte bu ülkeler, zor durumdaki ülkeler diyeyim, bunu ithalat için kullanacak olurlarsa
bu ülkelerin cari dengelerini de bozucu bir etki yapacak. Zaten bizim cari dengemiz de malum. Yani ihracat yönelik kalkınma gerçekleştirecektik ama yani işte bir senede 22 milyar dolardan fazla cari açık vermiş durumdayız. Dolayısıyla yani bunun getireceği bir tip riskler var ama bir taraftan da işte dünya ekonomisinin daralmaya girmemesi için ve yani metal fiyatları bu kadar artmışken bu daralmanın daha da keskinleşmemesi için böyle bir önlemin olması tabii ki yararlı ama yani bunun yararlarıyla zararlarını iyi değerlendirmek lazım. İyi bir fayda maliyet analizi yapmak lazım diye düşünüyorum bu çerçevede. Bunun yani şu andaki dünya ekonomisine kalıcı bir katkı sağlayacağını sanmıyorum. Sadece yaraya geçici bir pansuman olur. Onun ötesinden bir şey ifade etmez gibi geliyor. Ve yani şimdi artık bu paralar da dünya ekonomisi büyüklüğü düşünüldüğü zaman çok da önemli miktarlar değil de olur. Şimdi mali sıkıntılar yaşıyor ülkeler. Bir tane de haber vardı. Pakistan mali sıkıntılardan dolayı daha fazla yakıt alamayacak enerji santralleri için ve hanelerin elektriğini kesmeye başlayacak. Belki önümüzdeki süreçte iş yerlerinin, fabrikaların kesmeye başlar. Bilmiyorum. Bir enerji durumu söz konusu. Enerjinin az güvenliği, evet, enerji krizi var. Yani var yani şu an enflasyonu baskılayan, yukarı yönünü baskılayanlardan bir tanesi bu. Şimdi biz bunu nasıl geçeceğiz? Şimdi mesela az önce Çin yakıt ikmali diyoruz, pas geçiyor diyoruz. Çin'de kömür üretiminde yeni rekorlar kırılıyor mesela. Doğalgaz ve kömür üretimi zarar gördüler çünkü Çin tarafında da. Yani öyle bir dengesiz bir durum söz konusu ki bu mevcutta enerjideki bu yüksek maliyetler, bu enflasyonla mücadele etmeye çalışan dünyada zorlamayacak mı dünyayı, bizi? Zorlayacak. Nasıl yapacağız kesinlikle, onu? Kesinlikle zorlayacak. Yani oradan kesinlikle yani ciddi bir baskı geleceği açık. Yani şimdi yani Pakistan'ın durumundan bahsettiniz. Yani işte elektrik kesintileri olabilir diye. Bizde elektrik kesintilerine gerek kalmaz. Çünkü sene başından beri elektrik tüketimi %21 azalmış vaziyette. Dolayısıyla oradan bir tasarruf sağlıyor durumdayız. Ama yani yine de işte şeyi görüyorsunuz yani... benzin ve mazot fiyatlarındaki artışın ve bunun işte nakliye masraflarının nasıl arttığını ve dolayısıyla fiyatları nasıl yansıdı hepimizin malumu. Dolayısıyla yani burada bu fiyatlardaki baskı ortadan kalkmadan ki yani bizim de, yani bir kez daha söyledim. Hatta yani Hakan Karan'ın çok güzel bir tablosu da vardı. Belki onu da atıfta bulmak lazım. Sadece 1/4 bizdeki enflasyon dışarıdan kaynaklanıyor. 1/3 bizden kaynaklanan bir enflasyon. Yani böyle bir enflasyonuz ortam varken ve yani şimdi mal kıtlığı ortaya çıkacak diye beklentiyle insanlar bir anlamda stok yapmaya çalışırlarken bu bizdeki enflasyonu engelleyecek bir şey olmaz. Yani çünkü bu şey Türkiye insanların kafasına kazınmış bir enflasyon hafızası var. 90'ları çok iyi hatırlıyorlar. Ve 90'larda nasıl işte sürekli bir daha yüksek platoya enflasyonun sıçradığını ve beklentilerin bu ısızlanma sürecinde nasıl etki ettiğini hala çok iyi biliyorlar. Evet. O yüzden bu beklentilerin artışının önüne geçilmediği sürece yani bizdeki bir enflasyonist baskıyı ortadan kaldırabilmek mümkün değil. Dünyada da şimdi kimse bu krizin çok kısa sürede, yani şeyi kastediyorum, Rusya-Ukrayna krizini kastediyorum, çok kısa bir sürede bitmesini beklemiyor artık. Yani o umutlar çok büyük ölçüde kayboldu gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu kriz sürdüğü sürece hem dünyadaki metal fiyatlarının hem de işte enerji fiyatlarının ciddi bir artışla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Şimdi Necip hocamızla konuştuk bunu ama bir başka konu var. Barınma ihtiyacı. Şimdi burada sekteye uğrayacak mı? Bütün dünyada konut fiyatları inanılmaz boyutta, maliyetleri artmakla beraber fiyatları da artıyor. İstanbul'da kiralık konut rakamları, fiyatları inanılmaz boyutlarda. Dolayısıyla emlakçılarla ev sahipleri karşı karşıya geliyor. Cemre Nur Karaca'nın haberiyle birlikte bitirelim. 19'da karşınızdayım. Türkiye genelinde konut piyasasında fiyatlar günden güne yükseliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksine göre Şubat'ta konut fiyatları %96.4 arttı. Aynı verilere göre Şubat'ta İstanbul'da konut fiyatları artışı %106.3 olurken İstanbul'da metrekare fiyatı 13.836 liraya yükseldi. Emlak sektörüne göre İstanbul'da özellikle merkezi bölgede 6-7 bin liradan aşağı kiralık ev bulunmuyor. Fiyat artışlarının asıl sebebi ise İstanbul'da konut arzının azalması. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşağı Yüksek 100 bin 200 bin liraya
kiralık ilanı açılan evlerin spekülasyon yaratmak için fiyat yükselttiğini söyledi. Yapılan bir incelemede en düşük kiranın ortalama 2 oda salon kombili bir ev için 2500 ile 3000 TL olduğu. Üst limiti yok. Mesela Beşiktaş gibi, Mecidiyeköy, Şişli, Bakırköy, Kadıköy gibi merkezlerde 2 oda salon kombili bir ev şu anda 6-7 bin TL civarında. Kadıköy yakasında Suadiye, Bostancı, o Bağdat Caddesi çevresinde öyle bir ev 10 bin TL'ye kadar çıkıyor şu anda. Çok daha yüksek bedellerden bahsediliyor. Yani öyle işte 100 bin, 200 bin, 300 binden ama tabii bunlar bence biraz spekülasyon ve kötü emsal oluyor. Kiracı hakkını bilecek. Yani adam ben taşınacağım, oğlum gelecek, kızım gelecek diyorsa bunu mutlaka kiracı yazılı olarak alsın onun elinden. Yani ben yani öyle tamam oğlum gelecek çık deyince de çıkıp gitmek olmaz. Mutlaka bunun yazılı olarak talebini istesin. O mağaz sahibi o evi o amaç dışında kullanamaz. Yani kullanıyorlar. İşte, eğer kullanıyorsa bunu tespit etmek yine kiracıya yani takip edecek. Bir defa 3 yıl veremez o şekilde. Ben geleceğim veya ihtiyaçtan deyip de gelmez ise 3 yıl o evi kira veremez, borç tutmak mecburiyetinde. FUSON Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Fahriye Erbil, Levent bölgesinde kiralık ev kalmadığını söyledi. Maslak bölgesinde bizim sitelerden sitelere fark ediyor kiralarımız. Sitelerde bir artı bir kiramızın şu anki değeri 18 ila 26 arası değişiyor. Eşyalı olursa bu 29'da buluyor. Ama site dışına baktığımız zaman kiralar 4000, 6000. Hani böyle evin durumuna göre, mahallesine göre değişiyor. Ama şu anda kiralık yer biraz bulmamız zor. En yüksek ne kadar Maslak'ta? Maslak bölgesi sitede yine şu anda 80 bin liraya yine bir 4 artı bir kiralığımız var. Yani en düşük 4 bin ne? Maslak'ta 4 bin ne yok bir kere. Yani Maslak bölgesini sorarsak 4 bin lira değil. Yani 15 binin altında bir kiralık daire bulmamız zor. Yani Sarıyer bölgesine gittiğimiz zaman hani biraz daha mahalle arasına gittiğimiz zaman evet oralarda 4500, 6000 bandında değişen yerlerimiz var. Ama sitelere girdiğimiz zaman böyle Sarıyer bölgesinde Boğazhat sitelerine girdiğimiz zaman 160 bin liraya kadar kiralık dairelerimiz var. Arz talebi karşılamıyor. Yani 2 yıldır 3 yıldır biliyorsunuz yani konut ihtiyacımız var, konutumuz yok. Piyasalarda yani arz talebi karşılamadığı için bu fiyat artışı oldu. Yani şu an kiralık daire bulunmadığı için serbest piyasa mal sahibi ne isterse ona gidiyor. Turuncu Emlak Genel Müdürü İlhami Kocaoğlu ise Beşiktaş'ta 20-30 metrekare evlerin kiralarının en düşük 3 bin liradan başladığını ancak eşya da dahil olduğunda 5-6 bine çıktığını söyledi. Beşiktaş'ta evler en düşük 3 bin, 4 bin, 6 bin, 8 bin, 10 bin, 20 bin değişiyor. İnternete girdiğiniz zaman bakarsınız özel projelerde hatta eşyalı olduğu zaman boş daire 50 bin ise eşyalı 75 bin, 100 bin, 250'ye de yer var. Artık bir çılgınlık var maalesef. Öğrenci evi deriz biz normal 1000-1500 civarındaydı. İçine ufacık bir dekorasyon ve 20-30 metrekaredir genelde veya 40 metrekaredir. Eşya koyduğun zaman o 3-5 bin 6 bin oluyor çünkü yer yok. Çok talep var, aşırı talep var. Şu anda peki Beşiktaş'ta kiralık ev kaldı mı? Yani yok, yer yok. 4 bin olan bir daire 5 bin yer olmadığı için o bile şu an 8 bin 10 bin isteniyor. Ve mutfağa içi eski dökülüyor. Son zamanlarda eski kiracı olunca düşük kalıyor. Benim mağaza sahibim oğlu gelecekmiş deyip ihtarname yolluyor. Kullanma amacı da kendisi olarak belirtiyor ama kiracı da tabii çıkıyor, boşaltmak zorunda kalıyor. Sonra tekrar ikiye kira çıkmışsa 6-7 bin lira kira veriyor. O da büyük bir yanlışlık yani bunun devlet de önüne geçmesi gerekiyor. Memurumuz kalmadı. Yeni evlenecek çift kalmadı. Şimdi öğrenci yeridir Beşiktaş. Çünkü 4-5 tane bir üniversite vardır. Ben burada eski olduğum için hatta evlilik içinde yer bakıyorlar sonra. Ama şimdi öğrenci kalmadı.